Ben konuklarımızdan da soru alabileceğimizi belirteyim. Çete yazarlarsa eğer konuklarımız, onların da sorularını iletmeye çalışacağız size. Harun Hocam yardımcı oluyor bu konuda bize. Ben Berna Dönmez Karakaya Hocama söz vermek istiyorum sorusunu sorması O için. da ne güzel bir yazı yazmıştı. Evet, o Evet. da dosyada sizin eserinize ilişkin bir yazı yazmıştı. Teşekkür ediyorum Yunus Hocam. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Heyecanlıyız. Evkilerde zamanın içine sıkışan, çıkış bulamayan modern insanın dramını anlatmışsınız. Ve bu döngüde kahramanlar da kendilerini arıyor aynı zamanda. Çaresizler ve bu duruma müebbeten mahkumlar. Umut yok mu sizce? Çıkış yok mu? Şimdi ben Dersiniz. karamsar bir tipim aslında bakarsanız. Evet. Her şeyin en kötü tarafını görüp eyvah bu çok kötüye varacak diyenlerdenim. Biraz herhalde yazılarımda da bu seziliyor tahmin ettiğim üzere. Fakat tabii ki umut yok diye bir şey yok. Ben sadece biraz karanlık taraftan bakmayı sevdiğim için böyle anlatıyorum. Bir de sanırım sıkıntı şurada. Yani biz bu sarmalları, bu içine sıkıştığımız kapanları çoğu zaman kendimiz de yaratıyoruz. Fazladan yani tabii ki bize evet modern hayatın bir takım dayatmaları var, bize getirdiği bir deli koşusu var, içinde kaybolduğumuz, bir durup aman bir nefes alayım, sakinleyeyim diyemediğimiz. Fakat bunun ötesinde biz kendi kendimize de öyle kendimize kapanlar kuruyoruz ki yollara, bunlara da takılmaya başlıyoruz. Ve bunları da başkalarına atıyoruz suçun. İşte kimse beni anlamıyor. İşte zaten hayat böyle. İşte hep bütün şanssızlıklar da benim başıma geliyor zaten. İşte şudur budur gibi. Biraz hani durup beklemek gerektiğine dair bir anlatı o sondaki. Yani anların tadını çıkarmak. Bu benim aslında kişisel bir deneyimim olarak da gerçekleşti. Ben çok uzun yıllar kurumsal şirketlerde ya da büyük inşaat şirketlerinde proje koordinatörü olarak görev yaptım mimar olduğum için ve hep çok büyük şantiyelerin organizasyonlarından, işte denetlenmesinden, oradaki işlerin doğru devam etmesinden sorumluydum. Ve aynı anda bazen 6-7 şantiyeyi koordine etmem gerekiyordu. Projecileri ayrı, inşaatları ayrı, sürekli seyahatlerle oralara gidip gelmek zorunda kalarak ve kendimi çok önemli zannediyordum bu işleri yaptığım için. Çünkü ben olmasam yani her şey mahvolur, inşaatlar durur, sanki hani şirketler batar. İnsan kendine böyle şeyler yüklüyor biliyorsunuz, bundan besleniyoruz biz bir şekilde. Ve bir gün işte bir iznim sırasında annemin yanına gittim yaz tatili. Üçüncü günü beni geri çağırdılar. Çünkü dediler ki o zaman Kazakistan'a iş yapıyoruz. Bir açılış var ve Nazarbayev'e bir sunum yapılacak. Sen olmazsan olmaz. Ben böyle sinirlendim falan. Daha üçüncü günündeyim tatilimin. Ama bir yandan da içten içe çok gururlandım. Yani dedim ki ya işte bensiz olmuyor. Bensiz olmuyor. Sonra ertesi sene oradan istifa ettim ve yine yaz tatili için annemin yanına gittim ve bir iş bulma telaşım olmadan bir süre duracağım diyerek yanımdaki şezlongda, bunu hiç unutmuyorum, yanımdaki şezlongda bir adam işte ailesiyle birlikte güneşleniyor. Telefonu çaldı. Ben de kitap okuyorum. Ona da benzer bir telefon geldi. Benim önceki sene yaşadığım durumun bir benzerini yaşıyor. Ne iş yapıyor bilmiyorum. Adam böyle ayağa kalktı, sinirli sinirli konuşuyor. İşte diyor ben olmadan olmuyor mu? Ben daha yeni geldim, tatilimi yarım bırakamam vesaire. Ama bir taraftan o gözlerinde, o ifadesinde, o ses tonunda ben kendimi dışarıdan gördüm. Yani ne kadar manasız bir şey için böbürleniyor ve zannediyor ki o şekilde konuşurken biz hepimiz ona dönüyoruz. Vay bu ne önemli bir adammış diyor. Hayır öyle bir şey olmuyor. Hepimiz dönüyoruz. Şu adamın yaptığına bak, şurada 2 satır kitap okumaya çalışıyorum. Tepemde car 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 konuşuyor diyoruz ve nefret ediyoruz. Kimsenin onu önemsediği falan yok. İşte o gün ben bir aydınlanma yaşadım. Yani hayatımı üzerine kurduğum şeyin ve beni besleyen şeyin ne kadar anlamsız olduğunu anladım. Yani bu deli koşusuna ben kendimi adamışım. Kimse beni zorla oraya sokmadı. Kimse beni orada koşturmuyor. Ben girmişim o işte küçük fareler var ya bu hamsterlar o şeylerde dönen düzeneklerde. Ben döndürüyorum onu. Zannediyorum ki bensiz dünya dönmeyecek. Ben o işleri bıraktım. Dünya çok güzel dönmeye devam etti. İnşaatlar da sürüyor. Bir inşaat krizi falan olmadı dünyada malum. Ama ben durmayı öğrendim. Ben dışarıdan bakmayı öğrendim. İşte biraz bunu anlatmaya çalışıyorum aslına bakarsanız. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi anlattınız. Sağ olun. Teşekkürler Berna Hocam sorunuz için. Gamze Hanım'a teşekkürler cevabı için. Ülkü Demiray Hocamız bir soru sormak istiyormuş galiba. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun.
Ben yayına biraz geç katıldım. O yüzden de sorum biraz tedirgin olarak soruyorum. Belki daha önce yöneltilmiştir. Hoş görün beni kaçırdığım için. Bundaki diğer toplantı yeni bitti. Mimarlık mesleğinin yazı hayatınıza en önemli katkısı ne oldu? Teşekkür ederim. Şimdi çok teşekkürler. Sağ olun. Yok, sorulmamıştı bu arada. Mimarlık çok enteresan bir eğitim. Bildiğimiz böyle standart kitapla eğitimlerden değil biliyorsunuz. Bakarak, görerek ve inşa ederek öğrendiğimiz bir iş. Yani aslında bir dünyayı anlama biçimi, bir meslekten ziyade dünyayı anlamlandırma biçimi, öyle bir eğitim. Çünkü bize hem kültürü, ülkeleri, şehirleri, varoluşu gözlemlemeyi öğretiyor ve aynı şekilde insanlar için bir şeyler inşa etmeyi, onlar için hem estetik hem fonksiyonel mekanlar yaratmayı öğreten bir meslek. Şimdi mimarlıkla bence yazarlığın arasında çok ciddi bir ilişki var. Çok da yakın bir ilişki var. Çünkü her ikisinde de bir insan için bir şeyler tasarlamak zorundasınız. Biz yazdıklarımızı da insanlar okusun, bundan keyif alsın, estetik bir haz duysun, bir taraftan bir şeyler düşünsün, hissetsin diye yapıyoruz. Mekanları da yalnızca barınsınlar diye değil, bunun içinde yaşasınlar, oraya ev desinler, oradan keyif alsınlar, yine aynı o estetik hazlı yaşasınlar diye tasarlıyoruz. O yüzden birinde kağıt üstünde proje çiziyorsunuz, diğerinde kağıt üstünde aslında hikayeler çiziyorsunuz, anlatıyorsunuz. Bu nedenle çok ciddi bir paralellik var ve ben bu mesleki eğitimden çok besleniyorum. Zaten bu eğitim pek çok şeye evrilebilen bir eğitim, bir dünyaya bakma işi olduğu için. Farkındaysanız zaten mimarlar çoğunlukla mesleklerinin dışında işler yapıyorlar, çok duyarsınız. Kimisi kafe açar, kimisi bambaşka bir iş yapar. Yani hep başka işler peşinde dedim. O yüzden bana çok faydası oluyor. Birincisi bu. İkincisi, bir yaptığınız şeyin evet hem estetik olarak iyi olmasını bekliyorsunuz. Bu anlamda bir göz oluşuyor sizde, bir bakış açısı oluşuyor. Öte taraftan analitik düşünmeyi biliyorsunuz. Şimdi yazıda da böyle bir sıkıntımız var. Eğer estetiğin hazdında çok fazla, güzel söz söylemeye çok fazla kapalı, o estetik içinde bir şeyler yazmaya başlarsak işin teknik tarafını gözden kaçırabiliriz. O yüzden hani demin bahsettiğim gibi bir de işin teknik bir hamallığı var maalesef. Keşke olmasaydı. Keşke her yazdığımız, ilk yazdığımız halinde çok güzel olsaydı. Ama o analitik çalışmayı, o dışarıdan bakmayı, o bütüncül bakışı ya da o bütüncülü sağlamak için ayrıntıda neye ihtiyacımız olduğunu görmek istiyorsak analitik düşünmek ve çalışmak zorundayız. İkisi birbirine çok paralel ilerliyor. Şimdi işte ben şöyle düşünüyorum. Mimarlık bana hayattaki aksaklıkları görmeyi öğretti. Yazarlık da bunları kaleme almayı öğretti. O yüzden ikisini besleyerek gidiyor. Ben bir süredir artık mimarlık yapmıyorum emekli olduğumdan beri. Fakat hani artık yapmıyorum diye mimar değilim diyemem. Mimarlık öyle bir şey ki benim bir parçam. Onsuz olamam, onsuz bakamam hayata. Daha doğrusu. O yüzden hayattan öyküler toplamama da çok yardımcı oluyor. Çok teşekkür ederim. Müzmin bir estetik okur yazar olarak hayatınıza devam evet, edeceksiniz. Evet, öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Sağ olun. Kaleminize sağ olun. Çok teşekkürler. Nesrin Durgun Başkurt hocamız bir soru sormak istiyormuş. Hamza Hanım, sizi de yoruyoruz ama aldıksız böyle soruyu alnına tuttuk size ama kusurumuza bakmayın. Gerçekten yok, arkadaşlar keyifli. Çok istekli bir şekilde soru hazırladık. Herkes soru sormak istedi size ve gerçekten olumlu. Ne mutlu bana. Çok beğendik samimiyetle kitaplarınızı. O nedenle artık hani sizi bugün biraz yoracağız, kusura bakmayın. Yo yo, ben konuşmaktan yorulmam, fark edeceksiniz. Çok teşekkür ederim. Çok yeter ki siz yorulmayın. Çok teşekkürler. Nesrin, buyurun. Merhabalar sevgili yazarlarımıza ve arkadaşlarıma. İyi akşamlar diliyorum, İstanbul'dan selamlar. Öncelikle bir değerlendirme yapıp bir soru yöneltmek istiyorum Gamze Hanım. Cafer hikayesini çok sevdim. Gerçekten çok hoşuma gitti bu hikaye. Böyle orada sanki kitaplarla devleşen bir devle karşılaştık. Yani kitaplarla devleşiyor gibi düşündüm ben onu orada. Hani mecazi bir şey. Aslında bir insan hani Anadolu'da şöyle derler, 40 günde dersen o olur bir insana. Sanki böyle bir ne diyorsak o oluyor. Evet. Nun mesajını veriyor burada. İyi şeyler dillendirirsek iyi şeyler olur. Kötü şeyler dillendirirsek kötü şeyler olur aldım ben hikayeden ve çok hoşlandım gerçekten. Cafer Olabilirmiş kitabın ismi. Eyvah. Çok beğendim. ama aynı beğeniyi gerçekten hayatım roman içinde söylemek istiyorum. Ben oradaki ironik diliğe hayran kaldım. Yani kitaptaki diğer hikayelerde bunu göremedim tabii ki. Yani o ironik dili çok sevdim. Ve sizden hakikaten beklediğimi fark ettim. Yani
Onu çok beğendim. O ironik de çok tuttu beni. Ya biraz da gülmek, gülerek okumak çok hoşuma gitti. Çok güzel bir hikayeydi gerçekten. Elinize sağlık. Sorumu yöneltmek istiyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi Durmuş Saatler Dükkanı'nda zaman izleyi var. Yani böyle işte dediğiniz gibi bir tükenmişlik, bir tıkanmışlık durumu söz konusu. Fakat hikayelerde hep bunu modern şehirlerde görüyoruz. Yani hikayelerde hiç Anadolu yok. Kırsal, çorak yerler yok. Acaba hep şehirlerde mi duruyor bu saatler? Yani şehirlerde mi oluyor bu işte? Çok güzel bir soru. Bunu merak ettim. Hani Anadolu'da daha mı güzel yaşanıyor acaba? Oraya mı gidemişim? İstanbul'da olduğum için de böyle hikayeler okurken acaba dedim. Yani buradan gitmek lazım diye düşündüm. Burada mı duruyor saatler acaba? Yani İstanbul'da ya da işte diğer büyük şehirlerde mi duruyoruz acaba? Çok güzel bir soru. Hiç bana daha önce yöneltilmemiş bir soru. O yüzden çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle tabii işin gerçeği tabii ben büyük şehirde yaşıyorum. Hep öyle yaşadım. Buranın tıkanıklıklarını, buranın o o harman çorman hayatını, işte trafiğini vesaire en iyi bunları biliyorum malum. Bana da hep dışarıdan nedense gerçek olmayabilir tabii ki. İşte daha böyle ücra yerlerde yaşayanların daha az dertleri olurmuş. Daha az dertler derken başka tür dertler muhakkak ki vardır ama işte bir yetişme telaşı, bir koşturma telaşı ya da işte zamana karşı böyle bir yarış vesaire yokmuş gibi ya da en azından büyük şehirden daha azmış gibi geliyor. Fakat bu kitaplarımda bilinçli bir tercih olarak yer almadı. Böyle düşünüp de bunlar hep büyük şehirde yaşıyor diye anlatmadım elbette. Daha ziyade kendimden yola çıkarak yazdığım için muhtemelen böyle yazdım. Fakat bence saatler her yerde durabilir ve duruyor. Ve şu an yazdığım anlatı bir köyde geçiyor. Öyle bir şey çalışıyorum. Belki birazdan daha uzun bahsederiz. Ve orada daha da büyük bir durgunluk, daha da bir farklı bir zaman durması var. Onu anlatıyorum. Ben de mesela o konuda yazmaya ilk defa cesaret ettim. Bilmediğim bir alana girmek çünkü benim için. Yaşamadığım bir dünyayı anlatmaya çalışmak için çokça araştırma yapmam gerekiyor, çokça okumam gerekiyor, içselleştirmem gerekiyor pek çok şeyi. Ama mesela biliyorsunuz İzmir'de Seferihisar'a artık yavaş şehir diyorlar. İşte bunun gibi ufak ufak yavaşlayan yerler var. Bilmiyorum belki ilçelerde biraz daha sakin geçiyor olabilir hayatlar, bir fikrim yok. Ama başta da söyledim, oralara gidip hani hayatı yavaşlatmakla ilgili bir şey yapabiliyor muyum? Hayır, gene dönüyorum bu keşmekeşin içine giriyorum. Çünkü belki buralardan daha çok hikaye çıkıyor. Bir de o var. Ya da en azından ben bunlara daha çok tanık olduğum için buralardan toplayabiliyorum. Gitmek lazım mı? Herkes kaçıyor bu ara biliyorsunuz. Özellikle bu pandemiden sonra kıyılara, yaylalara vesaire daha böyle ücra yerlere insanlar kaçıp oralarda daha sakin hayatlar kurmaya çalışıyorlar. Sizler tabii daha çok gençsiniz, siz de öyle. Henüz böyle şeyler için çok erken görünüyor yaşlarınız ama belki işte ben ve benden sonrakiler, daha yaşça büyükler artık bu tür şeyleri daha ciddi ciddi düşünmeye başladık. Bilmiyorum, belki hepimiz bir gün kaçacağız. Belki bir gün şehirler boşalacak. İşte şimdi öyle distopik şeyler de yazıyoruz malum pandemiyle birlikte. Bakalım zaman ne gösterecek. Belki siz de bir gün öyle düşünürsünüz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten aynen, güzel bir yorumdu. İleride sıra gelirse tekrar bir soru daha sormak istiyorum. Tabii. Ben sözü Harun Hocam'a bırakmak istiyorum. Emekçi arkadaşımıza. O hep kahrımızı çekiyor. Onu unutmayalım. Onun da sorusu var. Ya gerçekten ama yani sağ olsun bizim teknik konularda çok yardımcımız kendisi. Ben ona hemen böyle söz vereyim de hocam da sorusunu sorsun. Tabii. Teşekkür ederim Yunus Hocam. Gamze Hanım hoş geldiniz. Pembe Oda'dan bağlanıyorum yine. Benim sorum rüyalarımın kadına öyküsüyle ilgili. Orada şöyle bir cümle okuduk. Bunca kusursuzluk bir araya geldiğinde nasıl da kusurlu bir güzelliğe dönüşmüştü. Altını çizdiğim cümlelerden bir tanesi. Öykünün sonlarına doğru baş karakter yine dergi ararken o belki de rüyalarının kadını olacak kişiyi çarpıyor. Ama birbirlerinin yüzlerine bakmıyorlar. Bir üstün körü bir geçiş var. Öykünün sonunda belki de o hayallerinin kadını olacak kişiyle bir çarpışma sahnesi var. O çarpışma gerçekleşiyor ama başlarını kaldırıp birbirlerinin yüzlerine bakmıyorlar. Belki de o rüyalarının kadını oradaydı ama bakmadılar. Bir pardon deyip geçtiler. Ben burada şeyi sormak istiyorum. Yani güzellik anlayışımız mı değişti? O gözümüzün önündeki güzellikleri görmüyor muyuz mükemmeli ararken? Bunu sormak istiyorum. Çok güzel. Teşekkür ederim.
Şimdi bir kere güzellik algımız evet değişti. Biraz sosyal medya ile birlikte sanırım değişti. Tuhaf bir şekilde insanların kendilerini sürekli kusursuz göstermeye çalışması, güzellik algısının hep gençlikle ve kusursuzlukla özdeş gösterilmesi vesaire, bunlar insanları özellikle genç nesli diyeyim farklı bir yola götürüyor. Bunun sonuçlarını da ileride göreceğiz. Şimdi orada kusursuz şeylerin bir araya geldiğinde yarattığı kusurlu güzellik meselesi de, kusursuz güzellik diye bir şey yok biliyorsunuz. Yani bazı şeyler kusurlarla güzeldir aslında. Ben romanda da uzun uzun bunu anlatmaya çalışmıştım. En çok onu sevdim de. O kusurların nasıl bir güzelliğe dönüşebileceğini. Zaten oradaki öykü kişisi de hatırladığı kadını yaratmıyor. Yani rüyasındakini tam anlamıyla hatırlayamadığı için onunla özdeşleştirerek hayatında gördüğü, hayatına giren çıkan, belli yerlerini beğendiği fiziksel olarak tüm kadınları bir araya getirerek kendi ideal güzelliğini oluşturmaya çalışıyor. Ve biz bu kafamızdaki sanrılarla veya bugünün terimiyle bu sanal güzelliklerle o kadar meşgulüz ki kafamızı kaldırıp gerçek hayattaki güzellikleri ya da gerçek iyilikleri göremez hale geldik. Şimdi o öykünün sonu öyle bitiyor. Aslında benim kafamda şu da vardı. Hisseden olduğumu bilmiyorum. Çok belirgin bir kadın da aslında dergiler topluyor. Benzer evet, bir şey evet, kadın aynı da şekilde. Yapıyor. Başkası o da onun da yapıyor. Rüyalarının erkeği. Evet, o da onun rüyalarının erkeği ve birbirlerini fark etmeden yanından geçip gidiyorlar. Çünkü biz artık hep ekrana bakıyoruz, hep başka şeylere bakıyoruz, hep başka güzellik algılarının peşindeyiz. Ama dışarıda bir gerçeklik kaçıp gidiyor. Hani şu şey fotoğraflar var ya, onlar beni çok etkiler. Bir müsamere herkes cep telefonundan izliyor çocuklarını. Yani orada gerçekte olan bir şey var. Gözümüzle izlemek yerine o küçücük ekrandan çekeceğiz diye. Kaç kişi dönüp onu izlemiştir tabii, o da meçhul. Biraz onun gibi. Yani orada anlatmaya çalıştığım şey biraz o. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben Arzu Hocama söz vereyim. Böyle soru sormak istiyorum size ama arkadaşlara da kıyamıyorum. Onlara söz verip sorularını sormalarını istiyorum. Ben sorumu saklıyorum. Arzu Hocama, tamam. Arzu Polatkın Hocamıza söz vereyim eğer hazırsa sorusu. Evet, iyi akşamlar İstanbul'dan. Öncelikle çok beğenerek okudum. Ki Hanım sordu sorumu ama şöyle bir şey aklıma geldi. Şimdi emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Ödül almak bence müthiş bir duygu. Yani ödül alınca neler hissettiniz? Ondan sonra hani dediniz ya, ben bensiz olmaz diye düşündüğüm zamanlar oldu mimarlık yaparken. Yani o ödüllü olmak nasıl bir duygu? Özellikle ödül aldıktan sonra yaşadıklarınızı duymak isterim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. Ayrıca güzel paylaşımınız için de çok teşekkür ederim. O güzel yorum için de çok teşekkür ederim yaptığınız. Ben de teşekkür ederim. Çok güzeldi kitabınız. Şöyle, ödül tabii çok heyecan vericiydi. Bana telefon ettiler o gün. Hiç beklemiyordum. Çünkü ilk defa böyle bir ödüle bir kitap göndermişim. Ve hiç aklıma bile gelmiyordu. Hani beni arayacaklar ya da ödülü almış olabileceğim. Böyle bacaklarım titredi, boşaldı. Hani olur ya, böyle eliniz ayağınız bir boşalır falan. Gerçek mi acaba, benim mi başıma geliyor bu diye. Çok heyecanlandım. Çok duygulandım. Çok büyük bir şey gibi geldi bana. Sanki hani bana Oscar vermişler falan böyle. Daha sonra kalktık, ödül törenine gittik. O da çok heyecan vericiydi Adana'da. Rahmetli babamla gittik. Bence o ödülün benim için daha kıymetli olmasının sebebi sanırım o. Sonra aradan yıllar geçtikten sonra onu fark ettim. Çünkü benimle gelmek istedi. Çok gurur duydu. Ve bunu birlikte yaşamak istedi. Beraber deneyimlemek istedi. Orada tüm jüriyle tanıştı. Çok güzel bir gün geçirdik. Ve durdu anlattı sonra yıllarca. Hani gitmiştik ya Adana'ya, sen ödül almıştın diye. Bence o aldığım ödülden daha büyük bir ödüldü. Yani öyle bir şeyi ona yaşatabilmiş olmak bence çok başka. Şu an benim için hani ödül mü önemli, o anı onunla paylaşmış olmak mı derseniz, kesinlikle babamla paylaşmış olmak. Şimdi ödülden sonra şöyle bir duygu olabilir. Çok normal. Eyvah, şimdi ne yapacağım? Yani sanki ben çok olağanüstü bir şey yaptım diye onun üstüne nasıl çıkacağım? Halbuki öyle bir şey yok. Yani o ödüller, hep ben söylerim, geride kalan işlere verilir. Çünkü üzerinden zaman geçmiştir. Ve siz artık başka bir şeyler yazıyorsunuzdur. Başka bir işle uğraşıyorsunuzdur. Tabii ki çok mutluluk verici. Yani yaptığınız bir şey beğenilmiş demek, görünmüş demek. Çünkü ödüllerin tek faydası sanırım o, biraz daha görünürlük sağlıyor. Özellikle öyküde. Çünkü öykünün görünmesi çok güç malum. Fakat evet, geride kalıyor, bitiyor, gidiyor. İşte yeni kitaplar, yeni ödüller, başkaları alıyor filan. Zaman ilerliyor. Artık sizin için önemli olan o gün yazdığınız değil. Artık önemli olan bugün ne yazıyorsanız o. O yüzden çok onlara kapılmamak gerek. Çok onların tuzaklarına düşmemek gerek. Evet, çok keyifliydi, çok güzeldi, çok gurur duydum ama bitti gitti.
Böyle bakıyorum. Arzu Hocam'a teşekkür ederiz. Münire Hocam soru sormak istiyor. Münire Çalışkan Tuğ Hocamız. Herkese iyi akşamlar. Geçen sene bu zamanlar galiba Gamze Hanım'la bağlantı kurmuştuk. İzmit Edebiyat Söyleşilerine davet etmiştik. Ama şey demişti, yani yeni kitabın çıkacak, kitap çıktıktan sonra söyleşi yapalım demişti. Biz de demez olaymışım. Kitap çıktıktan sonra evet söyleşiyi planladık ama hala gerçekleştiremedik. Onu belirtmek istiyorum. Evet, kısmet. Yani sağlığımız iyi olsun yeter ki bugünleri çok atlatalım. Doğru. İlla ki bir yerlerde buluşuruz diye düşünüyorum. Evet, yani öncelikle ben mesela Finnegan Uyanması'nı elime aldım. Nedendir bilmiyorum. İlk cümlesini okudum, döndüm, son cümleyi okudum. Aa, bir baktım ki iki cümle birbirinin devamı. Yani ya da ilk cümleyi son cümle tamamlamış gibi James Joyce'da. Şimdi bu kitapta da Durmuş Saatler dükkanında şeye bakıyorum. İçeride kim var? İyi bir seçim ilk öykü açısından. Ne yapıyoruz? Kitabın içinde kimler var? Neler var acaba diye gerçekten bize merak ettiriyor. Sonra ilk cümleye bakıyorum. Aa, kapıyı hızlı açtı. Bu sefer bizi kitabın içine alıyor açıkçası. İlk öykü olarak, ilk cümle olarak iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. Ben biraz daha sonraki ikinci aşamada anlatmak ve göstermekle ilgili bir soru sormak istiyorum ama ben herkes çok beğendiği öyküleri söyledi. Ben en çok onu sevdim. Hariç diğer öykü kitaplarını da okudum. Hatta öyküleri okurken böyle Gamze Hanım'a karşı biraz daha böyle kontrollü, dikkatli, beni aman sol şey yapacak şimdi gene ters köşe yapacak diye dikkatli okumaya çalıştım. Beklenmez sonlara karşı yenilmeyeyim falan tahmin edeyim gibi. Bunda öyle olmadı. Burada böyle rahat rahat ilk öyküden sonra dedim ki tamam beni avlamayacak. O zaman ben bunun derinliğine inmeye çalışayım. Öyle okudum. Ben de mesela nehir öyküsünü çok katmanlı buldum. Yani benim için çok çok özel bir öykü kitapta. Hatta nehir sözcüğünün etrafına beni bana neler düşündürdüğünü yazdım ve şey oluştu orada, böyle bir girdap oluştu ve sanki beni o girdaptan içeriye çekti, neler buldum. Yani mesela nehir öyküsünde postmortem'deki kadının bireysel öyküsü mü acaba diye düşündüm nehirde anlatılan öyküyü. Hani böyle biraz böyle yakınlık buldum. Sonra neler düşündüm? Masaldaki ailesi arayan tek eldivenli çocuğun öyküsü dedim. Tuğçe annesinin sezdirilen öyküsü, Gonmuş Nehir, Gonmuş Şehir ve anlatıcının Gonmuş içini anlatan öykü. Yani üç tane öykü var yan yana giden. Yani bir romanın bile yapmadığını, kısacık bir öykünün yaptığını gördüm açıkçası. Peki girdap oluşturanlar neydi? İşte neydi? Donmuş, buz tutmuş, duygu, düşünce ve hayallerimiz. Hepimiz için vardır bunlar. Sonra farklı öykülerin farklı ırmaklar gibi gelerek buluştuğu bir yer anlamında düşündüm nehri. Kendimi anlatmayı da unuttum çoktan. Hep nehri anlatıyorum dese de nehri anlatırken anlatıcının içinden geçenlerini anlattığını, biz ona yani direkt anlattıklarıyla ona yöneldiğimizi, akış akıp giden hayat olduğunu, balıkçıların yoksul insanlar için bir umut kapısı, ekmek kapısı olduğunu nehrin, gene bir ait olamama sürüklenme öyküsü olduğunu, ölümün kucağı olduğunu, yani ölümün kucağında bir gidiş, ölüme gidiş olduğunu, pek çok şey çıkardım açıkçası öyküden ve şöyle diyorum, biraz da kısaltıyorum, ben bunları çıkardım nehirden diyorum. Yani siz nehre attığınız şeye daha neler koymak istediniz, biz onlara ulaşabildik mi? Ulaşamadığımız şeyler mutlaka vardı nehir öyküsünde. Güzel bir öyküydü, çok katmanlıydı, çok severek okudum. Diğer öyküleri de tabii ki severek okudum ama bu nedense beni kendine çekti. O girdabın içinde ben boğulmadan zevkle hani nasıl diyeyim tadına vardım öykünün. Öyle diyeyim, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok severek yazdığım bir öyküydü benim. Tabii çalışması biraz güç oldu. Gene teknik bir çalışma gerektirdi malum o üç öyküyü iç içe yerleştirebilmek, üç zamanı, üç duygu durumunu, üç anlatıyı. Fakat çok severek yazmıştım. Hatta başlarda biraz uzun olduğu için de tedirgindim. Yani bu kadar uzun okunur mu, sıkar mı, nehirle ilgili kısımları kısaltayım mı? Ama onları böyle bir atmak gelmedi içimden. Bazen evet. Öyle olur ya, hepsine ihtiyaç varmış gibi hissettim. Sonunda olduğu gibi bırakmaya karar verdim yazdığım şekliyle. Evet, bunların hepsini anlattım tabii ki. Hani her öyküde aslında orada üç katmanda da farklı bir hikaye var. Hepsinde ama ortak bir izlek var.
O yüzden beğenmenize çok sevindim. Pek çok kişinin de çok beğendiği, en çok beğendiği öykülerden biri oldu bu arada. O tür anlatımlara daha yakın hissedenlerin. Evet, sürpriz olmayan sonunda. Sürpriz olmayan. Şaşırtmacasız. Şaşırtmacasız. Ama artık bu kadar uzun bir öykünün sonunda bir de şaşırtmacı olsaydı çok ağır olurdu herhalde. Ama çok güzel lirik bir öyküydü o konuda. Gerçekten uzun olması hiç önemli değil. Çok lirik ve duyguyu vermişsiniz. Çok etkileyici, güzel bir öyküydü. Tebrik ederim ben de. Teşekkür ederim. Ben hemen yine sorulara geçeyim isterseniz. Evet. Kader Bolat hocamız soru sormak istiyormuş galiba. Merhaba herkese, öncelikle iyi akşamlar. Ben de farklı bir öyküye değineceğim. Akşamları ışığı yanan evler. Ben kitabınızı Mayıs ayında okumuştum. Mayıs ayında almıştım. Bu öykü okuduktan sonra bir iki ay sonra bir film izledim. Kore filmi. Boş Ev. Evet. Ve sizin öykünüzü hatırlattı bana. Acaba dedim Gamze Hanım izledi mi, etkilendi mi ya da bir tesadüf mü? Bunu çok merak ettim. Bir de öyküde geçen şu kısım hayatımızı da özetler nitelikte. Perdeleri açıp ışıkları yanan evler mutluluğa davettir. Üzüntü gizlenir, acı gizlenir. Oysa sevinç saklanmaz, sevincimiz sörtünmez. Teşekkür ederim. Şöyle bir ilginç şeysi var o öykünün. Baştaki toplamda o öykü yoktu. O öykü hariç ben yayın evime teslim ettim. Daha sonra bir yıl bekledim. Çünkü çok uzun bir sıra vardı yayın sırası. Bu süre içinde beklerken öyküler yazmaya devam ettim ve İlk o işte akşamların ışığı yanan evleri yazdım. Sonra dedim ki bu başka bir dosyanın değil, hala buranın öyküsü. Yani o kadar onlara ait, o kadar o toplamın bir parçası ki bunu oraya eklemem lazım. Onu ilave ettik. Yani o kitaptaki en son yazılan öykü odur. O yüzden benim için öyle bir önemi de var ayrıca. Boş Ev filmi benim çok sevdiğim, gerçekten defalarca izlediğim, en sevdiğim filmlerden biri. Fakat Boş Ev'i ben asıl romanda daha çok ondan etkilenerek bir şeyler anlattım. Umarım onu da okuma fırsatınız olur, en çok onu sevdiğimi. Çünkü oradaki duygu, oradaki o boşluk hissi, yani o boş evlere girip orayı bir mekan kılma hali, o beni hep çok etkiler. Ve yine Serkan'ın hazırladığı yeni bir kitap var, inşallah bakalım ne zaman çıkacak. Daha önce 100 yıllık sinemanın neydi ya? Bir dakika, ismini söyleyemedim yalnız Serkan. Bak üstünden o kadar zaman geçti ki. Yüzyıllık Perde. Yüzyıllık Perde, evet. Oraya en etkilendiğimiz Türk filmleri üzerine birer yazı yazmıştık. Şimdi onu yabancı filmler üzerinden tekrar ettik ve ben oraya Boş Ev'i yazdım. Boş Ev üzerinden bir anlatı geliştirdim. Bittiği zaman umarım okursunuz, hoşunuza gideceğini düşünüyorum eğer hani filmi de sevdiyseniz, bu anlatıya yakınsanız. Şimdi ben mekan ve nesneler üzerinden bir şeyleri anlatmayı çok seviyorum. Fark etmişsinizdir, tüm öykülerde bu var. Mekansız anlatı benim için yok gibi bir şey. Mekan bazen karakter gibi tam bir belirleyici olarak hikayenin ortasında, öykünün ortasında yer alıyor. Bu da öyle bir öyküydü. Fakat burada farklı olarak oranın temsil ettiği şeyler ve onun insanlarda hissettirdiği eksiklik. Yani bir ev ne zaman yuva olur ama bu yuva dışarıdan göründüğü gibi midir, gerçek midir? Hepimizde vardır değil mi? Böyle perdesi açık evlere, özellikle zemin katta önünden geçiyorsak bir bakmadan edemeyiz. Tuhaf bir röntgencilik diyebiliriz buna. Sanki ne olabilir? Yani hani bizimkinden farklı ne yaşanıyor olabilir ki o evlerde? İşte iyi kötü gene aynı, benzer bir aile benzer şeyler yapıyordur, yemek yiyordur filan. Ama merak ederiz. Nedense hep bizim dışımızdaki bizden farklı ve daha cazip gibi gözüküyor. Ona vurgu yapmak istemiştim. Çok hissederim ben bunu. Bir de cidden çocukluğumda bu misafirliğe gittiğimizde o hissettiğim güven duygusu. Yani ailemleyim, annem yanımda, babam yanımda, herkes mutlu. Hep güzel şeyler yeniliyor, içiliyor, güzel şeyler konuşuluyor, çocuklar oynuyor falan. Hani o güven duygusunu bir daha yetişkinlikte yakalamak çok güç. Yani o korunaklı alanı aslında aileniz yaratıyor sizin için ve bu çocukken hissedebileceğiniz bir şey. Diğer türlü artık siz birilerini korumakla yükümlüsünüz. En azından kendinizi korumakla yükümlüsünüz. Her şeyin ötesinde. O yüzden o saf, katıksız güven duygusu orada kaldı. Çocuklukta, o evlerde kaldı. Beni de hep böyle şey yapar, üzer bu. Keşke hani o günlere dönebilsek diye. Biraz onu da anlatmak istemiştim. Çok güzel olmuş. Elinize, emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Ben bir soru sormak istiyorum izninizle. Tabii. Şimdi Cafer adlı öykünüzden bahsettik. Bu arada Işıkları Yanan Evler çok etkileyiciydi. O da çok beğendiğim bir öyküydü. Cafer öyküsünde sözcüklerin büyüsü var. Doğru zamanda, doğru şekilde söylediğimde bir şeyler değişiyor. Açıklaması güç ama
biliyorum işte. Sizin hayatınızda sözcükler neleri değiştirdi? Ya da bu gücü ne zaman fark ettiniz? Sözcüklerin gücünü ki yazar oldunuz. Bunu sormak istiyorum ben. Şimdi benim hayatımda aslında sözcükler her şeyi değiştirdi. Ben bu uğurda hayatımı değiştirdim, mesleğimi değiştirdim. Yaşama şeklimi değiştirdim yazabilmek için. Daha çok yazdım, daha çok okuyabilmek için. O yüzden benim için çok önemli. Ve bunu ilk çocukken fark ettim. Yani güzel konuştuğunuzda, bir şeyleri güzel anlatabildiğinizde, iyi hikayeler kurmayı başarıyorsanız hayatınız çok kolaylaşıyor. Bu sadece çocukken değil, yetişkinlikte de böyledir. Yani iyi bir hikaye anlatıcısıysanız eğer, mesela bir iş sunumunu da çok iyi yaparsınız. Mesela sizin derslerinizi düşünün, hikayeleştirerek anlattığınız şeyler, değil mi? Çocukların üzerinde çok farklı bir etki bırakır ve ilgileri orada daim kalır. Ve sözcüklerin yan yana geliş şekillerinin aslında ne kadar farklı şeyler ifade edebileceğini de keşfettim. Yani sözcükleri doğru şekilde yan yana getirme becerisi maalesef herkeste yok. Keşke olsa. Kendimizi anlatmaktan çok uzağız. Belki o yüzden bir türlü anlaşamıyoruz. Belki o yüzden artık televizyonda röportajların altına bile altyazı koymak zorunda kalıyorlar biz anlayabilelim diye. Bu kadar ifadeden yoksun kaldık dil açısından. Ve ben bunu fark ettiğimden beri bunu geliştirebilmek için elimden geleni yapıyorum. Yani dilin sınırlarını ne kadar genişletirsek aslında biz de insan olarak sanki sınırlarımızı o kadar genişletiyoruz. O kadar çok insana dokunabiliyoruz, temas edebiliyoruz, o kadar çok şeyi anlayabiliyoruz. Ve hikaye kurmanın sözcüklerden başka yolu yok. Yazarken de böyle, anlatırken de böyle. Hikaye kurmayı da çok küçükken öğrendim. Sürekli başıma geldiğini böyle iddia ettiğim, o zaman bana yalancı diyorlardı. Hikayeler anlatırdım okulda. Bizim apartmanda ne oldu biliyor musunuz? Bizim mahallede ne oldu biliyor musunuz? Falan diye. Hatta belki size söylemiş miydim bilmiyorum. Bir gün annem okula gitmiş, öğretmenime beni şikayet etmiş. Yani bu çocuk çok yalancı, okulda da mı böyle diye. O da müthiş bir insandı, ilkokul öğretmenim. Hakkını ödeyemem. Yani bugün beni ben yapan insandır gerçekten. Ve şey dedi demiş ona, yani o bu çocuğun hayal gücü kuvvetli. O yalancı değil. Bunu tam tersi sakın engellemeyin, kızmayın, teşvik edin. Ve bana ilk defterimi o aldı. Bunları yaz dedi bana. Yani okuma yazmayı öğrendikten sonra önce anlattırıyordu sınıfta. Sonra bunları yaz dedi. Ben o zaman onları yazabileceğimi de keşfettim. Yani bu ancak sözcüklerle olan bir şey. O yüzden benim bütün hayatımı değiştirdi. Yani hem okumanın kapısını açtı ki o kendimin dışına çıkıp pek çok hayat yaşayabilmek demekti o gün için. Hem de yazarak başkalarına ulaşabileceğimi gösterdi bana. O yüzden hani sözcükler benim için çok çok önemli.